Yapan Yolculuğu programımıza hoş geldiniz. Bugün önümüzdeki hafta Miraç gecesini idrak edeceğimizden dolayı Miraç'la ilgili Risale okumalarımızı Miraç'la ilgili olarak 31. sözden devam etmek istiyorum inşallah Allah'ın izniyle. Çünkü 31. sözde Üstad Hazretleri gerçekten Miraç'ı kapsamlı bir şekilde ele almış. Hikmeti, hakikati, lüzumu ve onun ötesinde bir de meyveleri olarak dört esasla ele almış. Ne kadar ilerleyebiliriz sizinle bilmiyorum ama hikmetini, hakikatini elimden geldiğince sizlere vermeye çalışacağım. Vakit kalırsa da inşallah meyvelerini de üzerinden geçeriz diye düşünüyorum. Evet, İsra suresi 1. ayeti kerimede Allah-u Teala önce bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülüşüne bahsediyor. Yani dünya üzerindeki bir yolculuktan bahsediliyor. İsra gece yürüyüşü manasına geliyor zaten. Ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bir gece bazı delillerimizi hakikatinin niye olduğunu da ilan etmiş ayet-i kerimede. Bazı delillerimizi gösterelim diye diyor. Kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı ne kadar yücedir. Bütün eksikliklerden de uzaktır. Gerçekten her şeyi bilen, işiten ve gören odur diye ifade ediyor. Burada dikkatimizi çeken şey başlangıç, yani Miraç'ın mebdei dünyada gerçekleşiyor demek ki. Ve gerçekleşirken şu ifade benim çok dikkatimi çekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kulu ifadesini kullanıyor Allah-u Teala. Kul ifadesini kullanıyor. Yani demek ki Allah-u Teala kulu olması yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Miraç'a çıkarıyor. Kendi yanına davet ediyor. Makamına davet ediyor. Ve bütün varlığının delillerini, varlığının saltanatının azametini, kibriyasını kul olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gösteriyor, ona yaşatıyor. Kul demesiyle işte şu söylenir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kul olarak gökyüzüne yükseldi, sonra peygamber olarak risaletiyle, kulluğuyla uruç etti, yükseldi. Sonra peygamberliğiyle kulların arasına, ümmetin arasına tebliğ maksadıyla, tebliğin devamiyeti için yeniden döndü, gönderildi denir. Bunun şöyle bir meyvelerde Üstad Hazretleri bunu ifade ediyor zaten. Kullarına verdiği büyük bir değerin ifadesi olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yanına almış oluyor Allah-u Teala. Çünkü kulluğuyla Allah-u Teala'ya, o makama, o yüksekliğe Cebrail Aleyhisselam'ın da ulaşamadığı, gidemeyeceği o makama ermesi, kullara açılan, kullarına, insanlara açılan bir yol, insanlara verilen bir değer, Allah-u Teala'nın kullarına verdiği büyük bir değer olarak da görünüyor ve öyle ifade ediliyor her zaman için. Yani onun kulluğuyla çıkmış olması ve arkasından o yolu açık bırakması, ki nitekim o yolu açık bırakmasıyla namazın Miraç oluşu, namazın da ayrı bir hediye olarak ikram edilmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o Miraç'ta ve o kulun kulluğu ile melekleri aşacak bir makama namazla ulaşabileceği, o makamın ona verilebileceğinin ilanı olmuştur deniyor Efendimizin kulluğu ile yükselmesinden maksat olarak. Evet, demek ki birinci aşamada Allah-u Teala ne yapıyor? Kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Bu gidişin bedenen cismaniyetiyle, ruhaniyetiyle, cismaniyetiyle beraber olduğu konusunda bütün tefsirciler, alimler bu konuda
hemfikirdir arkadaşlar. Yani Efendimiz bedeniyle de seyahat etmiştir, cismaniyetiyle de seyahat etmiştir. Bunu da Üstad Hazretleri cismaniyetiyle olmasının hikmetini ifade ederken, bütün hasenatların yeri olan, vesilesi olan cismaniyete de bir ödüldür diyor. Çünkü biz işte gözümüzü haramdan koruyarak gözümüzle bir hayır işliyoruz. Ellerimizle efendim iyiliklerde bulunarak ellerimizi kullanıyoruz. Aklımızla düşünerek, aklımızla fikrederek aklımızı kullanıyoruz. Efendim ayaklarımızla hayırlara koşarak, Allah yolunda koşarak ayaklarımızı kullanıyoruz. Ve gene namazda miraca, gene bedenimizle, bedenin hareketleriyle miraca yükselmenin adımlarını atıyoruz. Bu manada demek ki cismaniyetin hatırından dolayı, cismaniyetle kazanıldığından, cennet cismaniyetle kazanıldığından dolayı, cismaniyet vesile olduğundan dolayı Allah-u Teala o cismaniyete bir ödül olarak da diyor, cismaniyetiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı miraca çıkarmış, o urucu cismaniyetiyle beraber yaşamıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hemen sonrasındaki Necm suresinde ise Allah-u Teala gökyüzüne yükselişini anlatıyor Peygamber Efendimizin arkadaşlar. Orada da diyor ki, başta hemen surenin başında şunu görüyoruz. Hemen Allah-u Teala orada bir yemin veriyor. Battığı zaman yıldıza and olsun ki diyor. Yani yıldızlara ve necme izâ heve, yıldıza and olsun ki diyor. Arkadaşınız yani Muhammed, mâ dalle sahibüküm ve mâ ve'avgave. Arkadaşınız Muhammed ne yapmadı? Sapmadı, batıla sapmadı, inanmadı ve sonra da o diyor arzusuna göre de konuşmaz. Yani kendi kendine de konuşmaz. Buradan şunu anlıyoruz bakın. Daha meseleyi anlatmaya başlamadan Allah-u Teala bir mevzu anlatılacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o uruçtan, o seyahatten yeryüzüne dönecek. Ve halka bir şeyler anlatacak, tebliğ edecek onunla alakalı olarak. Ve dolayısıyla daha başında Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda yanlış yapmayacağının, doğru söyleyeceğinin, söylediklerinin batıl olmayacağını yeminle ifade ediyor. Hem kendi sözlerinin hem de Peygamber Efendimizin arkasından söyleyeceği bu hadiseyi anlatacağı. Çünkü döndüğü gibi anlatmıştır, öyle değil mi? Ve anlattığı şeyler o kadar fevkalade gelmişti ki insanlar inanmamışlar ve Muhammed delirdi Aleyhisselatü Vesselam için, aklını kaybetti sonunda diyecek duruma düşmüşlerdir. Hatta bazı sahabe efendilerimiz dahi sarsılmış, acabaya düşmüşlerdir. Ama acabaya düşmeyen bir kişi vardır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ona gitmişlerdir büyük bir sevinçle müşrikler. Senin arkadaşın sonunda aklını kaybetti. Öyle şeyler söylüyor ki yaşanacak, anlaşılacak, hani olacak şeyler değil. Ne söylüyor arkadaşım? İşte bir gecede, bir anda Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiğini, sonra da gökyüzüne yükseldiğini, orada 7 kat semada peygamberlerle, her bir semada peygamberlerle, farklı peygamberlerle selamlaştığını, onları gördüğünü ve ondan sonra da Allah-u Teala'ya iki yayın ucu kadar, Kâb-ı Kavseyn'de yayın ucu kadar, yayın iki ucu diyelim, iki yay ucu değil, yayın iki ucu kadar bir yakınlığa eriştiğini söylüyor. Olacak şey değil, anlaşılacak, inanılacak şey değil deyince Hazreti Ebu Bekir hani diyor ya, o mu söylüyor bunları? Evet, o söylüyor. O zaman Hazreti Ebu Bekir'i sıddıkiyet makamına çıkaran, sadakat makamının zirvesine ulaştıran o müthiş sözü söyler. O söylüyorsa doğrudur. Onun her söylediği haktan başka bir şey değildir. Nitekim Allah-u Teala da bakın ayeti kerimede onun sözlerinin doğru olduğunu, yanlış yapmadığını, batıl söylemediğini daha işin başında, surenin hemen başında ilan ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söyleyeceklerinin arkasında oluyor. Ve sonra devam eden ayeti kerimede
Allah-u Teala o süreci de anlatmış bize. Çünkü diyor o onun bildikleri vahyedilenden başka bir şey değildi dedikten sonra onun güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı onun gibi biri için biri Cebrail ona öğretti. Sonra en yüksek ufukta iken asıl şekliyle doğruldu. Sonra o Muhammed'e yaklaştı derken daha da yaklaştı. O kadar ki birleştirilmiş iki yay arası kadar hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine Allah kuluna vahyini bildirdi. Gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? Andolsun onu Sidretül Münteha'nın yanında önceden bir daha görmüştü. Yani Cebrail Aleyhisselam'ı bir kere daha görmüştü. Buradan anlıyoruz ki ikinci görüşüydü. Cennetül Mevada Sidretül Münteha'nın yanındadır. Sidretül Münteha denilen yer arkadaşlar semada 7 katı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açtıktan sonra Cebrail Aleyhisselam'la beraber Sidretül Münteha denilen yere geliyor. O Allah-u Teala işte Cennetül Meva da onun yanındadır. Hani cennetin, cehennemin, her yerin görüldüğü, bütün gayb aleminin, Allah-u Teala'nın belki işte kulların ancak öldükten sonra görebileceği, şahit olabileceği, izin verdiği ölçüde şahit olabileceği şeyleri dünya gözüyle, cismaniyetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a açtığı yer, yani o Sidretül Münteha. Yanında diyor Cennetül Meva da vardı. Cennet de onun yanındaydı. Ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünün kaymadığını ve sınırı da aşmadığını, yani hakikatiyle eşyayı hakikatiyle gördüğünü, ne görmesini istiyorsa, neyi bilmesini istiyorsa Allah-u Teala'nın onlara şahit olduğunu, bizzat gördüğünü ve dosdoğru gördüğünü Allah-u Teala ilan ediyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında oluyor. Bu hususla ilgili olarak Üstad Hazretleri diyor ki Allah-u Teala hani niçin bunu yapmıştır? Bir abdini bir seyahatte huzuruna davet edip bir vazife ile tavzif etmek için Mescid-i Haram'dan Mecma-i Enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra, yani onların bütün dinlerinin toplamının varisi, çünkü bütün dinlerin peygamberleri ile orada görüştürüyor, onu gösteriyor, gösterdikten sonra hatta bazı rivayetlerde Efendimizin bütün peygamberlere orada imam olarak namaz kıldırdığı da söyleniyor. Bunu gösterdikten sonra diyor ta Sidretil Münteha'ya, ta Kab-ı Kavseyn'e kadar mülk ve melekutunda gezdirdi. Yani mülk ve melekut alemi, mülk alemi bildiğimiz gördüğümüz alem, melekut alemi ise gayb alemi, görmediğimiz bilmediğimiz alemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gezdirdi diyor. İşte çendan o bir abddir, bir kuldur ve o seyahat bir miracı cüz'idir. Fakat bu abdin bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir. Nasıl gitmiştir Peygamber Efendimiz o miraca? Nasıl çıkmıştır? Yanında bir emanet taşımıştır. Yani insanlık emanetini, insan olma emanetiyle, kulların bütün mahlukatın temsilcisi sıfatıyla, kulların temsilcisi sıfatıyla oraya çıkmış, o emanetle oraya gitmiştir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur da beraberdir. Hem saadeti ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendini bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şumul ve muhit ve umum kainata am, kapsamlı ve bütün mahlukata şamil hikmetlerini göstersin. Yani o imanla, inançla, Allah'ın varlığıyla, onun nuruyla oraya gönderiyor, götürüyor ve nurunu gösteriyor Allah-u Teala. Nuruyla hakikatleri gösteriyor Peygamber Efendimiz'e ve bütün mahlukat adına görmüş oluyor. Sonra da diyor dönsün bütün mahlukata bunu göstersin. Şunları görüyoruz peygamberlerin tarihlerine baktığımız, kıssalarına baktığımız zaman arkadaşlar. Allah-u Teala peygamberlerine bir şekilde hususi iltifatları var. Yakine alıyor.
ve böylece imanları hususunda hakkal yakine ulaşıyor adeta. Aynel yakin, hakkal yakin seviyesine. Mesela Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken öyle bir her kapının kapandığı bir zamanda, yardım edecek kimsenin olmadığı bir zamanda, Rabbinin rahmetine mazhar olduğunda orada diyor ki Üstad Hazretleri, nuru tevhid içinde sırr-ı ehadiyeti keşfetti. Yani Allah'ın varlığının, birliğinin içerisinde o biricikliği, o yeganeliği bizzat çok açık, seçik bir vaziyette ne yaptı? Müşahede etti. Ve imanı elbette ki inanıyordu, elbette ki Rabbini tanıyor, biliyordu. Ama marifet noktasında daha bir hakkal yakine ulaşacak bir seviye almıştı. Gene Hazreti Eyüp Aleyhisselam mağaradayken aynı şeyi yaşamıştı. Gene Hazreti Musa Aleyhisselam'a bakıyoruz. Tur Dağı'nda Allahü Teala onunla kelamına muhatap oluyor. Tur Dağı'nda ve bu yakine eriyor. Ve sonra da düşünün, bu peygamberler dönüp toplumlarına Allahü Teala'nın varlığını, birliğini anlattıklarında o gördüklerini ben gördüm, ben biliyorum diye anlatması ne kadar inandırıcı ve ne kadar gerçek olacaktır herhalde anlaşılır diye düşünüyorum. Hani bazen derler ya, ahiret alemi için, gayb alemi için, cennet, cehennem, hesap için gidip gelen mi var, görüp de haber getiren mi var derler ya. Evet, gidip dönen var. Bize haber getiren var. Kim getirmiştir haber? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam getirmiştir. Cismaniyetiyle, varlığıyla, kulluğuyla Allah-u Teala'ya uruç etmiş, Kâb-ı Kavseyn'e yükselmiş ve ona orada bütün manzaralar, hesap manzaraları, cennet manzarası, cehennem manzaraları, kimler cennete, kimler cehenneme gidecek, cehennemdeki halleri nasıl olacak, insanların günahların neticesinde nasıl muamele görecek, nasıl cezalandırılacak, gene aynı şekilde hesap nasıl olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndükten sonra bunları bize anlatıyor. Böyle gördüm diyor ben. İşte 500 sene ibadet eden bir şahsın, bir adamın hesabını gördüğünü ifade ediyor Allahü Teala. Allah onu göstereyim ya ey Resulüm dedi. Ben de evet dedim, gösterdi diyor. İşte 500 senelik ibadeti bir kefeye, Allah'ın verdiği göz nimeti bir kefeye kondu. 500 senelik ibadet Allah'ın göz nimetini şükrüne, edaya kafi gelmedi. Ve o zaman o kişi dedi ki, ya Rabbi, rahmetinle yargılanmak istiyorum. Adaletini değil, rahmetini istiyorum. Ve sonra o ibadetin üstüne rahmeti kondu. İşte o zaman o rahmetle ağırlaştı ibadetler, değerini buldu. Allah-u Teala'nın rahmetiyle ancak cennete vasıl olacak bir hale erişti o kişi. Şimdi Efendimiz bunu görmüş ve bizzat müşahede etmiş olarak ne yapıyor bize? Bize getirmiş oluyor, bakın. Ve dolayısıyla gene meyvelerde zikreder Üstad Hazretleri, Erkan-ı İmaniye'nin hakikatlerini göz ile görüp melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i göz ile müşahede etmek diyor Üstad Hazretleri, kainata ve beşere öyle büyük bir hazine ve bir nuru ezeli ve bir ebedi bir hediyedir diye ifade ediyor. Miracın meyvesi olarak gelen hediyelerden, klasik hediyelerden bahsetmiyor gördüğünüz gibi. İlk olarak Erkan-ı İmaniye'nin şartları içerisinde işte meleklere iman, peygamberlere iman, işte ahirete iman noktasındaki o hakikatleri gözüyle görmüş, aynel yakin müşahede etmiş, Rabbisiyle en yakın yere, Allah'a iman noktasında, Allah bir insanın gözüyle görebileceği en büyük hakikati Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasip etmiş ve bunu getirmiş gelmiştir. Evet, gelen, oradan gelen bir haber var, görüp gelen var, bize bildiren var yani. Öyleyse ve o bildiren ki
doğru sözlülüğüne düşmanları dahi ikna olmuş, düşmanlarının dahi şahitlik ettiği, Muhammedül Emin dediği bir insan ki o söylüyor. O zaman evet diyorum ben. Hani görüp gelen mi var, dönen mi var, haber getiren mi var? Evet, dönen gelen var, haber getiren var ve öyle birisi ki öyle bir haber getiriyor ve öyle doğru birisi ki dolayısıyla işte bu büyük bir hediye bakın. Yani bunu diyebilmek, bu inancın bize gelmiş olması, inançtaki bu ufuk, bu güçlülük, bu güzellik öyle bir marifete yol açıyor ki Allah'ı bilmeye, ahireti bilmeye, cenneti bilmeye, hesabı bilmeye, inanmaya, anlamaya öyle bir ufuk, öyle bir yol oluyor ki işte bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye olduğu kadar bize de büyük bir hediyedir. Çünkü gelmiş ve peygamberliğiyle gelmiş ve bize anlatmıştır ne olduğunu, orada neleri gördüğünü, neleri yaşadığını, nelerin yaşanacağını, kimlerin neyi yaşayacağını apaçık bir şekilde bizlere ifade etmiştir. Gene ikinci meyve olarak Üstad Hazretleri der ki, Sani mevcudat ve sahibi kainat ve Rabbül Alemin olan hakime ezel ve ebedin marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslamiyet'in başta namaz olarak esasatını. Bakın çok önemli burada da üstadın tespiti. Hani sadece namaz hediyesi demiyor. Namaz onlardan biri, çok önemlisi. Marziyat-ı ilahiyesini, yani mevcudatı, varlık alemini en sanatlı bir şekilde yapan, en güzel yaratan Rabbim, benim için yaratmış, bana özel yaratmış, nimetler adeta adıma tahsis edilmiş, üzerine benim ismim yazılmış. Şimdi bu nimet böylesine veren Rabbimin marziyatını, yani benden ne istediğini öğrenmek, anlamak, razı olacağı bir şekilde ona nasıl kulluk edebilirimi tam idrak etmek ne kadar çok ihtiyaç duyulacak büyük bir hediyedir, öyle değil mi? Düşünün, çok sevdiğiniz bir arkadaşımızın işte düğün olacak olsun, eve girmiş olsun, hediye almak isteriz. Ona bir hediye alacağımız zaman acaba ne ihtiyacı var? Bilsek de ona götürsek. Hani onun seveceği, sevineceği bir hediyeyi bir götürsem deriz ya. Teşbihte hata olmasın. İşte bütün varlık alemine muhtaç olduğumuz, varlığımıza muhtaç olduğumuz, imanımıza muhtaç olduğumuz, dünyamıza muhtaç olduğumuz, ahiretimize muhtaç olduğumuz, her şeyimizle muhtaç olduğumuz Rabbimiz, bizi eşrefi mahlukat olarak yaratan Rabbimiz, bizden ne istiyor? O marziyatını getirmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bunların en başında namazı sayıyor. Evet, namaz hediyesiyle gelmiş ve aynı zamanda o namaz hediyesiyle kulların, ümmetinin miraca çıkmasını, miracı yaşamasını, miraca yaşayabilmenin yolunu da getirmiş aynı zamanda. Ne kadar büyük bir hediyedir, ne kadar büyük bir mükafatıdır, varın siz tahmin edin diyorum. Evet, üçüncü olarak da Üstad Hazretleri, üçüncü meyve olarak burada beş meyveden bahsediyor Üstad Hazretleri ama diyor 500'den fazladır aslında meyvesi. Ama en önemli 5 tanesi diyor. Bu 5 meyveden bir tanesi de Saadet-i Ebediyenin definesini görüp anahtarını alıp getirmiş cin ve inse hediye etmiştir. Yani ebedi saadetin, yani evet cennet var. Bu dünyada işte hakkın, hukukun yeniliyor. İşte zalim zulmünde, mazlumiyetinde ölüp gidiyor. Yazık oluyor veya işte güzel amellerinin, iyiliklerinin neticesini dünyada karşılığını alamıyor. Bakıyorsun bazen kötüler çok daha dünyevi olarak güzel nimetlere mazhar olabiliyor görünen kısmıyla. Dolayısıyla adaleti tam manasıyla tahakkuk etmiyor. İşte cennetin ve hesabın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından müşahede edilmesiyle o geliyor ve evet diyor, cennet var, evet hesap var ve Allah bu hesapta müminleri kayıracak, müminlere rahmetiyle yargılayacak ve sonrasında da cennetle, ebedi cennetle müminleri ebedi cennetine
koyacağı müjdesiyle beraber geliyor. Ne kadar büyük bir müjdedir bakın. Evet, demek ki femen ya'mel miskale zerratin hayra yera. Kim zerre miskal hayır işlese boşa gitmiyor. Boşa gitmeyecek. Hani derler ya, iyiliği yap at denize, balık bilmezse Halik bilir. Yaratan bilir. Bilmez mi hiç? İşte nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin oluyorsun? Evet, öyle eminiz ki Muhammedül Emin bize haber getirdi diyoruz bu manada. Ve dördüncü meyveye geldiğimizde Üstad Hazretleri diyor ki riyeti cemoyallullah meyvesinden bahsediyor. Kendi aldığı gibi diyor o meyveyi, o nimetle mazhar olduğu gibi kulların kul olarak o mazhariyete erebileceğinin müjdesiyle geliyor. Evet, o riyeti cemalullah ki üstadın ifadesiyle dünyanın diyor 1000 sene mesudane hayatı cennetin 1 saatine denk değildir. Gene cennetin 1000 saat, 1000 yıllık mesudane hayatı rüyetin cemalullahın, rüyeti cemalullahın 1 saatine denk değildir. Şimdi bu müjde nasıl olacak, olabilecek mi? Olabileceğinin müjdesidir. Çünkü insanlığı ile o urucu gerçekleştiren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insan olarak o gözleriyle görebilecek şekilde Allah-u Teala'ya en yakın onun nurunu müşahede etmiştir diye biliyoruz, inanıyoruz. Çünkü Allah öyle söylüyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle ifade ediyor. Şimdi ne kadar hoş bir meyve, ne kadar leziz olduğunu diyor, gidin gelin kıyas edin. Gene 5. olarak da Üstad Hazretleri diyor ki, insan miraçla kainatın ne kadar kıymetli bir meyvesi ve sani-i kainatın nazdar sevgilisi olduğu anlaşılmıştır. Evet, çünkü başta hemen söylemiştik ya İsra suresindeki o 1. ayetle kulu Muhammed'i yanına almasından bahsediyor Allah-u Teala. Affedersiniz. İşte kulu Muhammed kulluğuyla ona çıktı ise arkasından kulların oraya gidebileceğinin müjdesidir diyor Üstad Hazretleri. Evet, kul kul olarak Cebrail Aleyhisselam'ın önüne geçecek bir makama çıkabilir mi? Evet, çıkar, çıkmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Allah bunu göstermiştir. Nitekim Sidretül Münteha'ya geldiklerinde Cebrail Aleyhisselam diyor ya hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah, bundan ötesinde sen yalnızsın, ben gelemem. Çünkü ben yanarım. Sen gideceksin bundan sonrasına. Kab-ı Kavseyn, Rabbimizi müşahedesi Kab-ı Kavseyn'de yalnız olarak kulluğu ile oluyor arkadaşlar. İşte onun kulluğu ile bu nimetlere mazhar oluşu Allah'ın kullarına verdiği bir değerdir diyor Üstad Hazretleri. Çünkü kulların içerisinde bütün kulların temsilcisi olmaya en layık vasıftaki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seçmiş ve onu seçmekle de çok layık, gerçekten en layık Rabbimize gitmeye, kulların temsilcisi olarak gitmeye, onların temsilcisi olarak Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmaya en layık olan elbette o zattır. Ve nitekim o kulluğuyla o temsilciliği en güzel şekilde yapmış ve ondan sonra risaletiyle dönmüş gelmiş ve o yolu ümmeti için açık bırakmıştır. İşte bu çok büyük bir değerdir. Yani her şey için varlığımızı muhtaç olduğumuz Rabbimiz öyle bir değer atfediyor ki en yakınını alıyor, yakınımı alabilirim diyor ve siz yeter ki yakınlaşmak isteyin, yeter ki yakınıma gelmek isteyin. İşte Miraç gecesinde bu hatıralarla, bu düşüncelerle, bu anlayışlarla Allah'a daha yakın nasıl olabilirim? O miracın hazzını, lezzetini, ona yakın olmanın hazzını, lezzetini nasıl yaşayabilirimin tefekkürünü yapmak, düşünmek ve o marziyatını, Rabbimizin bizim üzerimizdeki arzu ve isteklerini, bizden istediklerini bir kere daha, bir kere daha üzerinden geçmek
ve onun bize tertifinin karşısındaki teşekkürümüz için o geceyi o manada değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Elbette ki Allah'ın nimetlerinin karşısında bizim şükrü eda edecek ne gücümüz, ne kuvvetimiz, ne zamanımız, ne bilgimiz mevcuttur. Ama hani işin hakkını veremesek de o yolun yolcusu olduğumuzu, çok istekli olduğumuzu, hevesli olduğumuzu, o istediğimizin bir ispatı olarak belki de o Miraç gecesinde hususan her namazımızda miraca isteyerek, miraca yükselme, yücelme, Rabbimize yakınlaşma niyetiyle namazı kılarken ama hususi manada Miraç gecesinde o hatıraya binaen namazlarımızı daha bir Miraç eksenli kılmak, Miraç boyutlu, Miraç boyutlu kılmak ve Rabbimize kulluğumuzu o şekilde ilan etmek herhalde güzel olacaktır. Rabbim hakkını verebilmeyi nasip eylesin. Hediyelerine, bize gönderdiği hediyeleri, Miraç hediyelerini hüsnü kabul ile kalbimize, gönlümüzde taşımayı, anlamayı, idrak etmeyi nasip ve müyesser kılsın inşallah. Hani bütün şeylerde, klasik literatürlerde işte üç meyveden bahsedilir de, Bakara suresinin son iki ayetinin de Miraç'ta indiği işte namaz hediyesi ve cennetle müjdelenmesi, bu üç hediye klasik olarak hep zikredilir. Ama Üstad Hazretleri bunun ötesinde bambaşka bir ufuk açıyor burada bize. Rabbim o ufku anlamayı nasip etsin. Bu hediyelerin içerisinde tabii ki sonraki haftada inşallah namaz hediyesini ayrı bir şekilde ele almak gerektiği kanaatindeyim. Onun için onu ayrı bir videoda inşallah okuruz, mütalaa ederiz. Arkasından da Bakara suresinin son iki ayetini de ayrıca mütalaa etmeye değer hakikatler içerisinde. İnşallah farklı bir zamanda onu da mütalaaya beraberce buradan yaparız diye düşünüyorum. Bugünlük de bu kadar. İnşallah Rabbim şu Recep ayının son günlerini, son haftalarını en güzel şekilde değerlendirip Miraç'la Miraç'a çıkabilmeyi, Şaban'a erişebilmeyi bizlere nasip ve müyesser kılsın. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bu videomuzun arkasından Melike Hocam da kırık testi okumalarıyla sizlerle beraber olacak. Tabii ki beğenip paylaşmayı da unutmuyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz, bir kırık testi okuması gününden daha hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mart ayı itibariyle serimizin 12. kitabı olan Yenilenme Cehdi ile devam edeceğiz inşallah. Dediğimiz gibi her aya bir kitap bitirme hedefimizle inşallah kısa sürede bütün seriyi bitirebiliriz diye ümit ediyoruz. Bu hafta sizlerle gene çok kıymetli bir konuyla beraber olacağız. Kirlenen şuur altı müktezep sebatıyla mücadele isimli bu konumuz. Birçoğumuzun muzdarip olduğu bir sıkıntı aslında. Çünkü günümüz dünyası maalesef ekranlar, işte istenilen şeye artık hiçbir engelleme olmadan ulaşılabildiği veya yaşadığımız ülke, yaşadığımız dünya itibariyle de diyebiliriz aslında. Çok rahatlıkla günaha, hoş olmayan ve manevi duyguları kirletecek görüntülere, seslere, hikayelere çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. O yüzden bugünkü konumuz inşallah hem bu konunun tehlikesiyle alakalı hem de sıyrılabilme ve temizlenme adına neler yapabiliriz? Hocamız bize bunu anlatmış. Sorumuz şu şekilde. Zihin ve kalbimizde önceden yer etmiş bulunan menfi şuur altı müktesebatın kötü tesirlerinden nasıl kurtulabiliriz? Cevap: zihnimizi, ruhumuzu, his dünyamızı, mantık ve muhakememizi kirleten veya bir yönüyle mantık, muhakeme mekanizmamızı engelleyici bir malzeme, bir dolgu gibi karşımıza çıkan, dolayısıyla bizi rahatsız edebilecek sonuçlar doğurabilen müktesebat, sevimsiz müktesebattır. Bu tür müktesebat, insanın manevi duygularını dumura uğratır, letaifini kirletir.
Bu sebeple insan iradesinin hakkını vererek elden geldiğince onlardan sıyrılıp kurtulmaya çalışmalıdır. Bu tür çirkin ve zararlı müktesebat, kastımızın olmadığı, kasta iktiran etmeyen bir durum ve manzaranın sonucu da ortaya çıkmış olabilir. Fakat unutulmaması gerekir ki o menfi şuuraltı müktesebat artık bizim için bir imtihan vesilesidir. Dolayısıyla bunlar günahı çağrıştıran, ona sevk eden, hata ve günah duygusunu tetikleyen bir sahip olarak görülmeli ve ona göre tedbir alınmalıdır. Mesela göz bir yerde olumsuz bir manzarayla karşı karşıya kalmıştır ve hafıza merkezlerinden biri o fotoğrafı kaydetmiştir. Şuur altına atılan o fotoğraf zamanla şuur üstüne çıkabilir. Bu durum insanı fasit hayallere, çirkin hatıralara, kaygan zeminlere çekip sürükleyebilir. O halde insan biraz önce ifade edildiği gibi elden geldiğince bu tür menfi müktesebata karşı iradesinin hakkını verip onları kontrol altında tutmaya çalışmalıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim böylesine çirkin hatıralar insanın içinde uyanıp canlandığında hemen o atmosferden sıyrılıp uzaklaşmasını tavsiye buyurmuştur. Araf suresi ve Fussilet suresi. Evet değerli izleyicilerimiz, burada bu surelerin ayet-i kerimeleri kısaca okumak istiyorum. Araf suresi 200. ayet-i kerimede diyor ki, eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın, o her şeyi işiten bilendir diye. Şimdi birçoğumuz çoğu zaman istemeyerek de olsa o bilinçaltımızın, şuuraltımızın kirlenmesine sebep olan şeylere maruz kalabiliyoruz maalesef değerli izleyicilerimiz. Hani bunu hiç meydan vermemeye gayret göstermek birinci hedefimiz olmalı. Velev ki oldu, dediğimiz gibi günümüz dünyasında maalesef temiz kalmak gerçekten insanların içinde uyarıcı, hakka hakikate çağıran bir insan olmak istiyorsak eğer bu çok daha zor. Ama gayemiz de bu olduğu için ister istemez o şuuraltı kirlenmesi olabiliyor. Bununla alakalı aslında hemen ilk konuda ufak bir şey verdi hocamız bize bu ayet-i kerime ile beraber. Hani size şeytandan bir dürtme, bir yanlış bir konuda çağırma olduğunda ki bunu bir mümin hisseder aslında değerli izleyicilerimiz. O zaman diyor hemen Allah'a sığının diyor. Burada belki şunu da hatırlayabiliriz. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz ümmetine örnek olduğu konulardan birini günde 70 defa, kimi rivayette 100 defa tevbe istiğfar olduğunu okumuştuk daha önce. Bunun aslında işte bu tür günahlara da bildiğimiz veya bilemediğimiz veya bizi yanlışa kötüye çekecek günahlar için de bir engel teşkil ettiğini görüyoruz. Temizlenme vesilesi olduğunu görüyoruz. Çünkü bu hani şuur altındaki bu günahlar bizim hem manevi olarak inkişafımızı engelleyecektir hem de hani herhangi bir zayıflık anında ortaya çıkacak ve Allah korusun belki çok daha büyük günahlara sebep vesile olacaktır. O yüzden hani hiç böyle yaşamasına fırsat vermeden bünyemizde onu hemen tevbe istiğfarla ve Allah'a sığınmayla temizlememiz gerektiğini hatırlatıyor kıymetli hocamız. Ve ikinci paragrafta da ölümcül virüsler ve koruyucu hekimlik diye bir başlık atılmış. Mesela haram bir manzarayla karşı karşıya kalmanın zihinde hasıl ettiği bir fotoğraf veya kulaklara çarpıp içeriye girmiş ve hafızada iz bırakmış çirkin bir söz her an insanı bir kötülüğe çağırabileceğinden insan bu duruma hiç hayat hakkı tanımaksızın hemen ondan sıyrılmaya bakmalıdır. Çünkü geçen zamanla birlikte onlar mevcudiyetlerini hissettirir ve tabir caizse insana bazı şeyleri dayatırlar. Tıpkı virüs gibi onlar. Nasıl ki fiziki bünye zayıf düştüğü an mikroplar insan bedeni üzerinde hemen hükmünü icra etmeye başlar, aynen öyle de insanın maneviyat adına zayıf düştüğü, maneviyattan uzak kaldığı durumlarda şuur altı zemininde üreme imkanı bulan virüsler hemen harekete geçer, hücuma başlar ve insanı esir almaya çalışırlar. Bu çok güzel bir benzetme değerli izleyicilerimiz. Hani daha ikna edici bütün zihinleri. Yani ya ben çok dikkat ediyorum maneviyatıma ne olur ki dememek lazım. Çünkü hani insan bir dönem çok ciddi bir manevi gerilime sahip olabilir ama her zaman bu şeyi taşıyamayabiliyor. Hani aynı dirilikte, canlılıkta olamayabiliyor manen. O yüzden hani nasıl ki bir mikrop vücutta var aslında
mikroplar. Ama biz zayıf düştüğümüz zaman ortaya çıkıyor fırsatını bulduğu an. İşte aynı şekilde manevi hastalıklar, günahlar, kirler, lekeler için de, mikroplar için de bunu söylüyor hocamız. Siz manen az bir çöküş bile yaşasanız onlar hemen hayat hakkı bulacaklar ve sizi belki normal zamanda hiç yapmayacağınız şeyleri yaptıracaklardır. O yüzden hani bunu da bunun önemine inanarak hani gene vücutta barındırmamaya, nasıl ki maddi mikropları işte ilaçlarla, doğal takviyelerle, beslenmeyle, sporla, uyku, düzenli uykuyla hani ortaya çıkmamasını sağlamaya çalışıyorsak, aynı bu şekilde başta tevbe istiğfarla bu tür bilinçaltımızdaki yanlış şeyleri, belki de önceden yaptığımız, farkına varıp varmadan yaptığımız şeyleri tevbe istiğfarla ve devamında da o maneviyatımızı kuvvetli tutarak evrad-ı eskarlarla, ibadetlerimizle korumaya gayret gösterelim inşallah değerli izleyicilerimiz. Hocamız bunu bize hatırlatmış. Ve diğer bir paragrafta da sinsi düşmanlara karşı kapatılan delikler. Hani hicret esnasında Sevr mağarasında Hazreti Ebubekir Efendimiz için anlatılan bir menkıbe vardır. Bu menkıbeye göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Sevr mağarasına ulaştıklarında önce Hazreti Ebubekir zararlı hayvan olup olmadığını araştırmak ve içerisini temizlemek için mağaraya girer. Girer ve akrep, yılan ve benzeri hayvanlardan zarar vermesine engel olmak için yırttığı cübbenin parçalarıyla oradaki delikleri tıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaraya girer ve bir müddet istirahate çekilir. Ne var ki Hazreti Ebubekir'in delikleri kapamada kullandığı bez son deliği kapatmaya yetmemiştir. Bunun üzerine o son deliği de ayak topuğu ile kapatır. İşte bu sırada bir yılan gelir ve Hazreti Ebubekir'in ayak topuğunu ısırır. Bu hikaye çok sahih olmasa da değerli izleyicilerimiz, çok defa duyduğumuz, çünkü anlam bakımından bize gerçek manada ciddi ders veren bir hikayedir. Kıymetli hocamız da bunu çoğu defa paylaşmıştır bizlerle. Şimdi bu hikayede iki temel çıkaracağımız ders vardır. Bunlardan birincisi Hazreti Ebubekir'in sadakatidir her şeyden önce. Ne olursa olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan bağlılığı, hayatı uğruna, pahasına onu koruma gayretidir. Ve ikincisi de konumuzla alakalı asıl önemli konu. Nasıl ki o mağaraya girildiğinde hani zararlı şeyler, değil mi? Yılan, çıyan, insanın maddi hayatına zarar verebilecek şeyler. Hazreti Ebubekir Efendimiz o deliklerin her birini, tehlike gelebilecek deliklerin her birini kapattıysa, nasıl ki işte bizim de dünyada günlük hayatımızda bizim maneviyatımıza, kulluğumuza, ahiretimizi tehlikeye atabilecek bütün böyle şeyleri tespit edip edebildiğimiz kadarıyla, işte seyrettiğimiz görüntüler olabilir, konuştuğumuz insanlar, dinlediğimiz şeyler, yediğimiz şüpheli şeyler, hani bunlar ilk başta tespit edebileceğimiz şeyler. İşte bunların her birini tespit edip ona göre neyse, yani tevbe istiğfarladır, bir deliği kapatırız. Evrad-ı eskarla başka bir deliği kapatırız. Yani farklı yapabileceğimiz, Allah'ın hoşuna gidebilecek şeylerle bütün delikleri kapatmaya gayret gösterelim inşallah değerli izleyicilerimiz. Devamında kötü arkadaş ve kara yılan diye bir başlık var. Şimdi asıl konumuza dönecek olursak, çirkin hayal ve hatıralardan sıyrılma adına yapılabilecek bazı hususları şu şekilde hülasa edip maddeleştirebiliriz. 1. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öfke gibi insanı helake sürükleyecek müfsit bir duygu ve düşünce insanı sardığı zaman onu izale adına bir çare olarak şöyle buyurmuştur. Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülmektedir. Öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın. Bu hadis-i şeriften hareketle biz de diyebiliriz ki, insan günah atmosferinden sıyrılmak için mutlaka hal, tavır, zemin ve ortam değişikliğine gitmelidir. Böylece o öncelikle kafasındaki fasit hatıra ve hayallerin dayatmasından sıyrılacak, daha sonra da farklı ortam ve farklı ahvalde farklı duygu ve düşünceler içine girerek o menfiliklerin iz ve tesirini zihin ve kalbinden silip atabilecektir.
bu o kötü şuur altına inebilecek yanlış şeylere birinci reçetesi hocamızın, değerli izleyicilerimiz. Hani bu konuda nasıl ki insan öfkelendiğinde abdest almasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye buyuruyor. Orada hani hem suyun etkisinden hem de aslında hani şekil değiştirmesi gerektiğinden bahsediyor aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bunun gibi de diyor, baktınız ki günaha açılan kapılar var bulunduğunuz ortamda, yavaş yavaş o yöne doğru ilerliyorsunuz, siz de şekil değiştirin. Hocamız birinci tavsiyesinde bunu söylüyor bizlere. İkincisi ise, mümin her zaman salih arkadaşlara sahip olmalı. Onlarla beraber bulunmalı, onlarla oturup kalkmalıdır. Hep arz etmişimdir, dini ilimleri tedris edecek talebeye henüz Arapça eğitimine başlamadan önce kötü arkadaş kara yılandan daha kötüdür. Onun tesirine girersen seni cehenneme sürükler. İyi arkadaş ise seni alır cennete götürür şeklinde ifade edebileceğimiz Farsça bir beyit öğretilirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir yolcu şeytandır, iki yolcu da iki şeytandır. Çünkü bir fenalıkta ittifak etme imkanı vardır. Üç yolcu ise rektir, cemaattir buyurur Tirmizi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize böyle bir atmosfer tavsiye ettiğine göre mümin atmosferini o hale getirmelidir. O zaman bize düşen her zaman salih ve sadık arkadaşlarla beraber olmaktır. Böylece biz bir hataya meylettiğimizde onlar hemen bizi ikaz edecek, bir yanlış karşısında bizi düzeltme gayreti içinde olacaklardır. Kim bilir, belki de çok defa sevdiğimiz o arkadaşlardan hicap edip fena his ve heveslerimizi baskı altına alacak, kötü duygu ve mülahazalardan uzak duracağız. İkinci ve önemli reçetelerimizden gene biri, insan sosyal bir varlık. Etrafında muhakkak birilerini istiyor değerli izleyicilerimiz. Hani muhabbet edeceği, konuşacağı, dertleşeceği, sevincini ve hüzününü paylaşabileceği. Ama işte bu konuda insanoğlunun çok dikkat etmesi gereken bir şey, etrafına hayırlı insanlarla çevrilenmek. Yani her yaptığı şeyi destekleyip sırtını sıvazlayandan ziyade ara ara onu uyaran, bak bu konuda yanlış yapıyorsun kardeşim, şu konuda daha farklı yapman lazım, bakışını beğenmedim, duruşun bak değişiyor senin zamanla diyen insan aslında bizim için hayır hahtır ve gerçek arkadaştır. Bu konuda Üstad Hazretleri mektubatta dediği gibi, hani benim koynumda bir yılan akrep olduğunu söylüyor bana. Arkadaşım ne mutlu bana, hani Allah ondan razı olsun gibi. Çünkü yani belki o an zoruma gidiyor söylediği şey veya utanıyorum, hicap ediyorum ama daha büyük bir yanlışa gitmekten beni koruyor. Ve bu konuda gene hocamız hani arkadaşı şuna benzetmiş. İnsan tek başına bir varlık olmadığı için, etrafında dediğimiz gibi sosyalleşecek insan aradığı için hani bir çadıra ve çadırın işte ayaklarına benzetmiş. Nasıl ki diyor, siz diyor birey olarak çadırın orta direği olabilirsiniz. Fakat ayakta kalmanız için diyor etrafınızda o çadırın etrafına çakılan kazıklar lazım. Onlar da hani her biri farklı farklı arkadaşlarınızdır. O yüzden ayakta dimdik kalabilmek istiyorsanız onları güzel insanlardan seçmeniz lazım diye. Bunu insan kendi içinde bence değerli izleyicilerimiz hani sorgulaması gereken bir mesele olduğuna inanıyorum. Yani birileriyle bir araya geldiğinde nelerle meşgul oluyoruz? Hani lüzumsuz şeylerden mi bahsediyoruz, farklı insanlardan mı bahsediyoruz, bizi ilgilendirmeyen konulardan mı bahsediyoruz, yoksa gerçekten hani bizi hakka, rızaya götürecek şeylerden mi bahsediyoruz? Bu önemli bir şey. Ve son olarak da mümin bir ömür boyu hep inandığı değerlere ait duygu ve düşüncelerle oturup kalkmalı, onlarla dolup taşmalı, sürekli okuyup düşünmeli, hayatında hiçbir boşluğa fırsat vermeksizin her zaman temel kaynaklardan beslenmesini bilmelidir. Ayrıca bu istikamette ciddi bir teveccüh ve dua ile her zaman Allah'ım ne olur günah ve isyandan bizi muhafaza buyur, bizi gör ve gözet, tut elimizden, tut ki edemeyiz sensiz itirafında bulunarak Cenab-ı Hak'tan siyanet, inayet, kılayet, vekalet ve riayet istemelidir. Bu da hocamızın bize sunduğu üçüncü
sunduğu üçüncü ilaç değerli izleyicilerimiz. Rabbim her birimizi farkına vardığımız varmadığımız günahlardan, bilinçaltımıza, şuur altımıza inen günahlardan hem muhafaza eylesin hem de onları temizlemeyi bizlere nasip etsin. İnşallah bir diğer hafta tekrar da farklı bir konumuzla bir arada olmayı arzu ediyoruz. Allah razı olsun bizleri dinlediğiniz için. Beğenme butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok memnun oluruz değerli izleyicilerimiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.